Vatandaş ne diyor? Ona bakalım. Şirin Hanım, öncelikle herkese acil şifalar dilerim. Ben interstisyal sistit, yani ağırlı mesane sendromu nedeniyle yaklaşık 4 yıldır önce yakalandım. Hayatım kabus çevirdi. Yaşam kalitem düştü. Hiçbir yere gidemez olmuştum. Sürekli lavabo arar hale gelmiştim. Hiçbir yere gidemez olmuştum. Sürekli lavabo. Sosyal hayatı bitmiş. Günde 60'tan fazla tuvalete gitmek ne kadar kabus dolu bir yaşam biliyor musunuz diyor. Üniversite hastanelerinde gece gündüz kaldım ama ne yazık ki doktorlar yapabileceğimiz bu dediler, antibiyotik yazıp gönderiyorlardı. Dış dünyayla ilişkim kestim, çaresizdim. Anlayacağınız, nette dolaşırken ay yüzümü G setine denk geldim. Açıkçası başlarda inanmadım ve defalarca İbrahim Bey'i arayıp iyileşecek miyim dedim. O da bana korkma, etkisi tepkisi de dedi. Geçerken sabır zaman yaklaşık 2 ay kullandım. Şimdi saatlerce arkadaşımla geziyorum. İdrar kaçırmadan eser yok. Günde 60 defa lavaboya gitmek ne demek? Hele geceleri 30 defa lavaboya gitmek, hiç uyuyamamak, delirmek yani. Delirmek, cinnet geçirmek gibi bir şey. Şimdi neden günde 60 defa lavaboya gidiyoruz? Değil mi? Ağırlı mesane sendromu. Neden böyle bir hastalık var? Bağırsaklardaki E. coli bakterisi ve kandida. Diğer mikroplar da rolünde de o kadar değil. E. coli bakterisi bağırsaklarda zararsız bir bakteri. İdrar yoluyla mesene ulaştı mı, üretmiş olduğu toksik madde mesaneyi yakar. Mesanedeki sinir hücreleri böyle açıkta kalırsa, böbreklerden birkaç damla idrar geldi mi, mesene doluymuş gibi sinyal gönderir sürekli beyine. Mesaj, mesaj, mesaj. Sürekli lavaboya gitmek zorunda kalırsın. 1-2 damla idrar lavaboya, lavaboya, lavaboya. Kandida da bağırsaklarda olduğu zaman kudurmadıkça, yani değişmedikçe, dönüşmedikçe, aslında kandida bağırsaklarda herkeste var. 300-500 varsa sorun yok. Ama antibiyotik, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullanıldığı zaman değişir, dönüşür. Milyonlarcası bir araya gelir, küme oluşturur. Sümük gibi jöle üretir vesaire vesaire, biyofilmlerin onun altında kalır. Çoğaldığı zaman idrar yoluyla mesene bulaştığımız zehir üretir. Üretmiş olduğu zehir mesaneyi yakar. Yani E. coli bakterisi veya kandida. Üretmiş oldukları zehir mesaneyi yakar. Evet, şimdi ayı üzümünün içermiş olduğu fenolü, glikozitler, arbutin, metil arbutin vesaire ne yapıyor? Dünyanın en doğal, en etkili idrar yolları enfeksiyonu ve mesane enfeksiyonu için bazı Avrupa'da ülkelerinden bayanlar ekstra Türkiye'ye geliyorlar. Türk erkekleriyle cinsel ilişki için falan filan işte neyse. İlişkiden sonra çeşit çeşit idrar yolları enfeksiyonuna yakalanıyorlar. Beni arıyor, abi ben bir hata yaptım. İdrar yolları enfeksiyona yakalandım. Penisin ucunda ağrı sızı var. Ölüyorum, kalıyorum. Sürekli içinde tel varmış, elektrik verilmiş gibi tut 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 tut. Cereyan veriyormuş gibi oluyor. Sen nereden biliyorsun diyecekler. Ben de bir Tekirdağ'a giderken bir lavabo kullandım. Genital herpes, genital çile yakalandım. Allah'tan ki çaresi var, hemen ne yaptım? Korkumdan Ormus GMS'e ayı üzümü hemen kullandım. Ve hamdolsun atlattım, çok şükür. Akut olursa çok kolay. Kronik olursa çok zor. Dikkat etmek lazım. 2014 yılında tonik aloe vera jel ayı üzümü iksir setini aldım, kullandım. Faydasını gördüm. Şimdi Gökçek'ten başka bir destek alıyorum. Teşekkür ederim hocam demiş. Sema Hanım, ben de şu an ayı üzümü kullanıyorum. Etkisini görmeye başladım. Teşekkürler demiş. Nurhan Hanım, değerli hocam ben ayı üzümünden bahsedeceğim. Dünyanın diğer ucuna gitsem ayı üzümünü yanımda taşırım. Ayı üzümü seti kullandığımda ödem olmuyor, idrarda artış oluyor, müthiş bir bitki. 10 yıl kullanacağım, hiç ödemim yok. Ödemden çok korkarım, Allah razı olsun hocam demiş. Hüseyin Bey, bir hafta oldu ayı üzümü seti kullanalı. Geceleri çok sık idrara giderken şimdi azaldı demiş. Bir haftadır maşallah. Hava Hanım, hocam Allah razı olsun, ben de ayı üzümü seti kullanıyorum. İdrar yolları için mükemmel etkisi var demiş. Peki, Bozatram, idrar yolları iltihabı için ayı üzümü mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Anında rahatlık veriyor. Teşekkürler demiş. Süleyman Alabacak,
Gökçek Gıda'dan idrar yolu enfeksiyonu için kür aldım. Çok memnunum. Birçok doktora gittim ama bir faydasını görmemiştim. Bu konuda Gökçek Şifa bana çok yardımcı oldu. İlacın bitince tekrardan isteyeceğim. Gökçek Şifa Allah razı olsun demiş.